Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, altın onsla bugünkü değerlendirmemize başlayalım. Altın onsun ardından gram altın, gram gümüş, ons gümüş hepsine sırasıyla bakalım. Altında gerileme ve düşüşler daha devam edebilir mi? Yoksa altında düşüş bitti mi artık? Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapalım ve kritik seviyeleri bulmaya çalışalım. Altında bizler için arkadaşlar bakın şuradaki trend çizgisi önemli. Buradaki trend çizgisinin aşağı yönlü kırılmaması gerekli. Buradaki trend çizgimiz kırılmadığı müddetçe altında düşüş olacak diyemeyiz. Buradaki yükselen trend çizgimiz bugün itibariyle 1920'li civarlardan geçiyor. Yani 1920'nin altında da 1900'lü seviyelerimiz mevcut. Bu seviyelerin altında bir kapanış olmadığı müddetçe altında düşüş başladı şeklinde bir yorum yapmamız mümkün değil. Teknik olarak bunun açıklaması bu şekildedir. Üçgeni onsla yukarı kırdığımız halde tekrardan üçgenin içerisine doğru bir RTS hareketi şu şekilde altında yaşanmakta. Şurada 1900 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe arkadaşlar buradan tekrar RTS şeklinde yukarı yönlü hareketler altın onsta görmemiz mümkün. Şuradaki 1944 seviyesi gene önemli. Bu 1944 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı zamanda arkadaşlar altında tekrardan yukarı yönlü hareketler 2023 seviyesine doğru görmemiz mümkün. O yüzden burada panik olmaya gerek yok. Panik olacaksak şuradan alttan gelen 1900 seviyesinin kırılması halinde bir panik yaşayabiliriz. Bu 1900 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda tekrardan 1944'lü seviyelerde hareketlerin görülmesi ons altında mümkün. O yüzden panik yapmaya gerek yok. Trend çizgisi aşağıdan yukarıya doğru çıkan trend çizgisini takip etmeye hala devam ediyoruz. Bizler için 1944 dediğimiz gibi kilit rakamımız. Bu 1944 üzeri kapanışlar hala takibimizde. Aşağıda da 1900 seviyesi kırılmadığı müddetçe altın onsta aşağı yönlü düşüş hareketini başladı diye düşünmemiz mümkün değil arkadaşlar. Hemen gram altına da bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Bunları da bulmaya çalışalım. Evet, gram altında da gene baktığımız zaman arkadaşlar hareketler üçgenin içerisinde gerçekleşmekte. Gram altında da şuradaki üçgen bizim için önemli arkadaşlar. Bu üçgen aşağıda 460 seviyesinden geçmekte. Aşağı yukarı 460 455 civarlarından geçmekte. Burası da 460 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe arkadaşlar bu da altın gramında da yukarı yönlü tekrardan hareketlerin ivmelenmesi anlamını taşıyabilir. Bakın şuradan gelen alttan gelen 460 desteğimiz mevcut. Bu yükselen trend desteğimiz ayrıca arkadaşlar. Bu 460 altında gram altında kapanışlar görmediğimiz müddetçe yukarıda tekrardan 472-478 seviyelerine doğru gram altında da yükselişler yaşamamız mümkün. Şimdi bu 460'ı takipte kalacağız. 460 dediğim gibi altına düşmediğimiz müddetçe yukarıda bizler için 472 seviyesi kısa vadede önemli bir seviye. 460 altında kapanışlar görmediğimiz müddetçe de gram altında da panik yapmaya gerek yok. 460 altında gene bir 455 kuvvetli desteğimiz bulunmakta. Gram altında da panik olmanıza gerek yok. Verdiğim seviyeleri takipte kalın arkadaşlar. Gümüş tarafına da bakalım. Hemen gümüşte bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Evet, gümüş onsla başlayalım. Evet, gümüş onsta arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde üçgen dışında 1-2-3 kapanış gördüğümüz halde tekrardan üçgen içerisine sarkma yaşadık.
Şimdi gümüş onsta bizler için şuradaki destek önemli olacak arkadaşlar. 27-30 desteği. Bu desteğin üzerine gümüş ons atıp atamayacağı çok önemli. Şuradaki 27-30 desteği bizim için önemli. Aşağıda gene 27-05 desteği. Ve onun altında da 26-95 destek seviyeleri. Şuradaki 26-95 destek seviyesi altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe gümüş onsta da yukarı yönlü hareketler tekrardan 28 ve 29 civarlarına bekleyebiliriz. Ne zaman ki 27 altında kapanışlar gördük arkadaşlar, o zaman 26-95-27 civarının altında bir kapanış görürsek o zaman gümüş onsu tekrardan değerlendirme altına alabiliriz. Fakat bugün itibariyle gümüş ons tarafında da aşağı yönlü hareketler görülse de bu hareketler yükselen trend çizgisinin altına sarkacağını ben zannetmiyorum. Evet, orası da en kötü ihtimal arkadaşlar. Şuradan geçen yükselen trend çizgimiz 26 civarlarında gözükmekte. Evet, kısa da baktığımız zaman da buradaki sarkma, evet, 26-40. 26-40 civarları altına kadar da sarkmalar yaşanabilir. Fakat burada yükselen trend çizgi bu üçgenin yukarısında kapanışlar gördüğümüz için arkadaşlar buradaki hareket bir tuzak harekette olabilir. O yüzden altın ve gümüş tarafında dikkatli olmakta fayda var. 26-50 altında bir kapanış gümüş onsta da görmediğimiz takdirde yönün tekrardan yukarı doğru evrilebileceği unutulmamalı ve verdiğim bu seviyeler takip edilmeli. Gümüş grama da bakalım hemen. Evet, gümüş gramda bizler için arkadaşlar 6.47'deki destek önemli. Şuradan geçen 6.47 desteği. Bu destek altında kapanış olmadığı müddetçe gümüş gramda da 6.76 hala kısada hedef noktası şeklinde gözükmekte. 6.47 altındaki sarkmalarda da bizler için önemli olan takip yerimiz 6.29'da bulunan destek seviyesi. Evet, 6.47 hareketlerin tekrar görülmesi halinde altında hareketler. Bakın bu çok önemli. O yüzden 6.47 altında bir kapanış olması şart ki gümüş gramda da tekrar aşağı yönlü hareketler başlayabilsin. Bu hareketlerde 6.29 ve 6.18 seviyesine kadar ilerleyebilir. Fakat biz 6.47 altında henüz bir kapanış görmediğimiz için gümüşte 6.76'lı seviyeler kısada hala hedefimiz halinde gözükmekte. Teknik olarak bakıldığında 6.47 altında bir kapanış görülmediği müddetçe gümüş gramda da panik yapılmasına gerek yok arkadaşlar. Biliyorsunuz simetrik üçgenler dışına çıkış ve buralardan 2-3 günlük kapanışlar geldi arkadaşlar. Teknik olarak bu tür bir hareket yukarı yönlü hareketin anlamı ve devamı niteliğini taşır. Fakat buralarda bir tuzak da yaşanıyor olabilir. O yüzden alttaki trend destek çizgileri bizim için önemli. Bu trend destek çizgileri kırılmadığı müddetçe altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Trend çizgilerimiz kırılırsa arkadaşlar bu sefer aşağıdaki destek noktalarına yönelebiliriz. Fakat şu an itibariyle alttan geçen yükselen trend çizgilerimiz kırılmadığı için altın ve gümüş tarafında hala hareketler yukarı yönlü beklentimiz dahilinde. Bu arada DAX'ta güçlenmeler var. Dolar tarafındaki arkadaşlar 7.42'yi takipte kalsınlar. 7.42 seviyesi üzerinde gene 7.54-7.55'li seviyeler dolar TL kurunda da önemli yukarı yönlü hareketleri tetikleyecek gibi durmakta. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.